kuruluşu sunar. Efendim piyasa yönünde şimdi bir salı klasiğiyle karşınızdayız. Stüdyo konuğum Profesör Doktor Hüseyin Selimler, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, günaydın. Selma Akdoğan, yönetim danışmanı, hoş geldiniz. Ve Sadık Mazanoğlu, Osmanlı Yatırım, yatırım uzmanı. Sadık Bey, siz de hoş geldiniz. Günaydın diyorum hepinize. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, teşekkürler. Sadık Bey, biz yayından önce şöyle kendi aramızda bir karar aldık. Dedik ki bugün gündemi Sadık Bey belirlesin. Topu buradan yuvarladık, size gönderdik Sadık Bey. Çok spontane geliştiğinin bir göstergesi aslında bu programda. Sadık Bey, zekanız konusunda zaten hiç şüphem yok ama bugün bir kere daha şahit oldum. Hakikaten rakamlarla ve matematikle aranız çok iyi ama anlağınız da müthiş bu arada, onu da söyleyeyim yani. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yani piyasalar malum şu anda hala aslında diken üstünde. Neden? Alınan birçok tedbir var. Merkez Bankası'nın rasyonelliğe dönüşle ilgili çabaları, attığı adımlar var ama hani o rasyonellik, ilk baştaki o olumlu rasyonellik aslında biraz piyasada kayboluyor gibi. Biraz da light rasyonelliğe doğru evriliyor. Bak. Life rasyonellik. Yeni bir kavram soktunuz Sadık Bey. Ben size şu yüzden söylüyorum Sadık Bey, inanın Skype'la uzaktan bağlanıyoruz şu an size ama burada olsaydınız, buradaymışsınız gibi aramızdasınız, öyle söyleyeyim size. Teşekkür ederim. Ya bugün iltifatlar havada uçuşuyor. Life rasyonellik ama bakın, life rasyonellik dedi hocam. Bir araya gireceğim hocam, life rasyonellik. Miş gibi mi? Hocam düşünüyor şimdi. Bulacağız mı hocam? Buluruz. Life rasyonellik. Life. Life. Light mı, life light mi dedi? Life mı, light mı? Light diye. Light, yumuşak anlamında. Yumuşak rasyonellik. Tam rasyonelliğe geçmedi, ılımlı bir şekilde. Şimdi Amerika'da yumuşak iniş yapacağız dedi. Yellen, değil mi? Sadık Bey de yumuşak rasyonellik dedi. Evet, yani çünkü atılan adımlar beklentileri aslında karşılamıyor. Ama siz de söylediniz, mış gibi yapılan bazı uygulamalar var ki bunun en büyük örneği de Merkez Bankası'nın faiz kararı. Hı hı. Yani biz faizde enflasyon silahını kullanması gerekiyor diye hep enflasyonda faiz silahını kullanması gerekiyor diye hep söylüyorduk. Bu adımların biraz yavaş kaldığını görüyoruz. Yavaş kaldığı için piyasada bir normalleşme olmuyor. Ama ne yapıyor? Faiz silahı yeterli olmadığı için işte bazı uygulamalara gidiyor. Örneğin kredi, kur korumalı mevduatlarda işte %15 zorunlu karşılıklar ya da işte taşıt kredilerinde bugün gelen bir gelişme, taşıt ve ticari kredilerde kredi limitlerini sınırlayıcı, işte KMH'larda kredi faiz oranını artırıcı, KMH ve kredi kartlarında çekimde bazı tedbirler alıyor. İşte bunlar aslında bu geçişin, yani faiz kararının yeterli olmayışının etkileri. Bu nedenle bu şekilde yan yollara tekrar başvuruyor. Bunu görüyoruz. Onun için de ben bu gidişatı hani biraz daha yumuşak rasyonellik şeklinde isimlendirdim bu şimdi sabah. Hocam şöyle dedim onu ben hafta başındaki yayında. Ne ortodoks ne heterodoks. Orta heterodoks gibi bir şey oldu bu. Yani ana yoldan gidiyoruz. Yani dümdüz yol varken ana yoldan gidiyoruz tabii ama şeyimiz o. Ama ara sıra böyle tali yollara giriyoruz. Tekrar ana yola çıkıyoruz. Orada bir tıkanıklık oluyor ana yolda muhtemelen. Yani yol çalışması falan oluyor. Sonra yan yollara giriyoruz. Tekrar ana yola çıkıyoruz böyle. Ne kaybediyoruz? Zaman. Tabii şimdi biz aslında yol çalışmasından ziyade yol açıktı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri o yolu tıkamıştı. Şimdi Sadık Bey daha önceki yayınlarda söylemişti. 450 civarında makro ihtiyat politika uygulandı. Normalde faiz artırım süreciyle müdahale edilecek sistem. Faiz konusundaki farklı tutumlardan dolayı yan yollardan bu halledilmeye çalışıldı. Şimdi Light söylemi de şöyle haklı, faiz kararı yani 2,5 puan değil de 5'in üzerine arttırılsaydı makro ihtiyat politikalarla gerek kalmazdı. Ne oldu? Faiz fazla arttırmadı ama işte kur korumalı mevduatı %15 zorunlu karşılık getirdi. Bireysel ticari kredilerde aylık artışta sınırlama getirdi. Şu an insanlar
gelirleri az olduğu için kredi kartına ve kredi mevduat hesabına saldırdı ve 1.36'ydı faiz oranı. Bugün 2.89. Şimdi herkesin limiti yüksek oranda kullanmışken onlara bir de aylık olarak faiz eklenecek. Zaten 1.36'dan ödüyordu. Bunun yaklaşık iki katına yakın faizi olmaya başladı. İnsanların eldeki gelirin bir kısmı faizi daldı. Ne yapar peki hocam? Şimdi kur korumalıdaki dönenler kur korumalıya devam eder mi? Onlara bir ekstra bir yükümlülük getirdi yok, mi? Yok. Bu bankaların kredi hacmi sınırlandırır bir şey. Yani kur korumalı mevduatta 100 liranız varsa 100 lirayı kredi olarak veriyordunuz. Şu an 15 lirasını Merkez Bankası zorunlu karşılık adı altında yatırmanız gerekecek. Banka yapacak bunu. Evet, banka tarafından. Bankanın bu kredi maliyetlerini arttıracak. Mevduat maliyetini dolayısıyla kredi faizini yansıtacak. İkincisi de bankanın kullandırabileceği kredi hacmini sınırlandıracak. Bunun da amacı parasal sıkılaştırma yoluyla talep enflasyonunu biraz kısmak. Peki Selma, iş dünyası hani yollardan gidiyoruz madem. Bugün otobandan gitmeye çalışıyor ama otobandan geçemiyor, köprü parası yok. Otoban parası yok değil mi şimdi? İki, krediye ulaşamıyor, finansa ulaşamıyor. Evet. Abi orada hızlı gidebilir ama gidemiyor işte. Reoskont kredilerinde de bir iyileşme yapıldı ama yetmiyor tabii ki bu. İş dünyası da yatırımlar duble yola mı geçti ya da yan yola mı geçti? Ya işte o yan yollar sürekli şey, deneme yanılma. Acaba o yoldan gitsem daha mı kısa, bu yoldan gitsem navigasyon sapıttı daha ama bu arada. Navigasyon sapıttı ama iş dünyası da sapıttı. Yani kimse ne yapacağını bilmiyor. Geçen hafta da konuşmuştuk hani vergilerin artması artık biraz hani sadece ekonomi politikaları değil, toplumsal psikolojiyi de incelemek lazım demiştim. Vergilerin artması tüketimi kısmıyor artık demiştim. Şimdi tüketimi kısmak için işte kartlara faizler gelen artıyor. Faizler artıyor. Yani her şey tüketimi kısmaya yönelik. Tüketme, enflasyonu olmasın. Aynen ama tüketmeyince de üreten ne yapacak? Yani tabii. İş dünyası açısından bakınca da o nasıl üretecek? O nasıl üretecek? Zaten ben hep diyorum şeyin ekonominin ahlakı 90'ların ortasında cost cutting'le bozuldu. Her şirkette. Bugün kavramlar evet. Havada uçuşuyor. Öyle yani, 90'larda yani. Ben lojistik sektöründeydim. Hiç unutmuyorum 3-4 tane büyük dünya devi yani yabancı firmaların Türkiye'deki şeyleri geldi. Bize işte %25 maliyet kısıtlaması yapacaksınız dediler. Lojistikten de kısacağız diye. İlk hiç unutmuyorum cost cutting şeyi gelmişti. O gün aklımdan ilk geçen bu dünya ekonomisini mahvedecek olmuştu. Çünkü herkes yani bir kendisine hizmet ya da mal tedarik edenden kısmaya çalışıyor. Bu her onun altındakinden bir şeyin farkında değildi ki kimse. O maliyet kıstığı kişiler aslında kendi müşterisi. Yani daha az kazanınca daha az tüketiliyor. Aslında kendi bindiği dalı kesiyor. Nasrettin benim öyle bir teorim vardı bilmiyorum. Belki bir gün tarih bunu yazar. Değil mi hocam? Nasrettin Hoca misali. Kendi bindiği dalı kesiyor. Tabii biz hani bu maaş artışlarını tavsiye ederken şu anlamda müşteriniz olarak, vatandaş olarak görmeyin, müşteriniz olarak görün. Onlara yapacağınız zam talep olarak gelecek. Çünkü Türkiye'nin büyümesinde talep ağırlıklı bir etki var. Biz ne kadar az zam yaparsak mal ve hizmetlerimiz o kadar az talep olur. Sonuçta Nasrettin Hoca'nın bindiği dalı keseceğiz. Sadık Bey, vallahi Pandora'nın kutusunu bir açtınız. Tam açtınız yani. Yani piyasalarda aslında konuşulacak çok şey var Hasan Bey. Sabahleyin yayın için gelirken insan ister istemez artık benzin istasyonlarının önlerindeki o levhalar olur fiyatların oldu. Orada bakıyorum bir değişiklik olmuş bu gece. Benzin ne oldu? Fiyatlara gitti? Şimdi Selma Hanım lojistik sektöründen geldiği için sektörün içini daha iyi biliyordur. Hakikaten lojistikte ciddi sıkıntılar önümüzdeki dönemde olabilir. Ben otobüs fiyatlarına bakıyorum. Hani o böyle ister istemez fiyatlar ne oldu? Uçak fiyatlarına yaklaştı mı falan diye. Son dönemde uçak fiyatlarına yaklaşmış otobüs bilet fiyatları. Dolayısıyla bu sektör içinde, ulaşım sektöründe çok ciddi sıkıntılara neden olacak. Sadece orada değil, bakın hep zincirleme. Tarım fiyatlarında artış olacak. Antalya'dan İstanbul'a bir ürünün geliş fiyatı aşağı yukarı ya 0 liraya alsanız bile Antalya'dan 0 liraya üretip alsanız İstanbul'a getirip satsanız maliyet 3,5 lira zaten. 3 lira 40 kuruş civarında. Dolayısıyla her şeyin böyle iğneden ipliğe fiyatının değiştiği, fiyat öngörüsünün yapılamadığı bir ortamda ekonomide konuşulacak çok şey olur. O nedenle biz o Pandora'nın kutusundan daha çok şey çıkarız önümüzdeki dönemde muhtemelen. Ya geçen hafta 1 kilo bamya 100 TL'ydi.
Hani şeyde Bamya'da yemiver şimdi yani. Benzin 36 lira oldu. Değil mi? Dünkü şeyde. Kaç? 37-38. Şimdi şeye baktım, doğru mu hatırlıyorum diye, geçen sene mi hatırlıyorum diye bir an şeye düştüm. Ocak ayında 13 lira. Ne yapıyor? %270. Tabii. 3 katı neredeyse. Yani 3 katı. Ne yapıyor hocam? Şimdi... Hoca söylesin daha iyi, daha doğru. 3 katına yakın neredeyse artıyor. Neredeyse 3 katı. Yani biz enflasyonu işte konuşuyoruz, nerelerde düştü, baz etkisi, şu etkisi, bu etkisi. İşte enflasyonu en çok etkileyen bir şey. Yani benzin arttığı zaman her şey artıyor. Yani var mı artmayan, etkilemediği ne var benzinin? Bakın bakalım. İçtiğimiz kahvenin fiyatı da artıyor. Artıyor. Yediğimiz yemeğin fiyatı da artıyor. Yani bir bardak İçtiğimiz çay. İçtiğimiz suyun fiyatı da 18 artıyor. 18 lira en ucuzu. Ha bu arada şey, bel turlar vardır ya böyle belediyeler. Evet. Orada bir bardak çay içtim 5 TL. Nasıl bir yerde 5 TL olup da bir yerde 25 TL olabilir bir bardak çay? Biri kamu kuruluşu herhalde sübvansiyonu var diye düşünüyorum. Muhtemelen sübvans ediyor. Yani ama özel sektörde ciddi anlamda yani bir çay kahve içmek bile artık yani. Geçen gün bir arkadaşım havaalanından fiş yolladı. 2 tane simit, 2 çay, 1 kahve 330 lira. 2 maden suyu, 2 tane şey içecek aldım 190 TL. Yani bildiğiniz kutu içeceklerden 190 lira 2 içecek havalimanında. Yani orada da maliyetler demek ki ödedikleri maliyetler çok yüksek. Kiralar. Tabii kiralar. Dolar kira ödeniyor. Onlarda muhtemelen da dolar kira ödeniyor. Dolar kira işte asgari ücretin artışı, ücretlerin artışı. Yani şu anda geçen hafta konuşmuştuk. İşte Temmuz sonunda herkes zamlı bir ücret ödeyecek. Bunlar kime yansıyacak? Gene ürüne yansıyacak, hizmete yansıyacak. Peki şirketlerin bir taraftan bu artan fiyatlarla Sadık Bey... Karlılıklarının artması gerekmiyor mu? Çünkü bu baktığımız zaman tabii o şirketlerin de giderleri var. Onların da maliyetleri artıyor. Yani şu denir ya, enflasyon yükseldiği zaman şirket karlılıkları da artar. Bu da şirketlerin borsadaki bilançolarına yansır. Ama yani karlılıkları artıyor mu gerçekten? Yoksa o da mı mış gibi? O da mı acaba light bir karlılık? Hah, bak ne güzel. Light karlılık. Hangi enflasyona göre kıyasladığınız önemli aslında. Gerçek enflasyonun altında kalıyor karlılıklar. Ama TÜİK enflasyonunun üzerinde görülüyor birçok şirketin karlılığı, bazı iyi şirketlerin karlılığı öyle diyelim. Zaten şu anda da ikinci çeyrek bilançolar açıklanıyor Sami Bey. İşte Arçelik geldi, Yapı Kredi geldi. Bu hafta da açıklanacak önemli bilançolar var. Ama daha henüz ikinci çeyrek bilançolarında askeri ücretteki artış... Yani operasyonel maliyetler, personel maliyetleri bunlar henüz yansımadı. İkinci çeyrek bilançolarında yok. Biz bunları asıl üçüncü çeyrek bilançolarında göreceğiz. Üçüncü, dördüncü çeyrek bilançolarında göreceğiz. İkinci çeyrek nispeten daha iyiydi. En azından bir seçim ekonomisi vardı. Seçim ekonomisi nedeniyle bu zamlı dönem çok yaşanmamıştı. Asıl şirketleri bilançolarını etkileyecek ve belirleyici olacak olan üçüncü çeyrek. Burada da bu artış oranlarını en iyi fiyatlarına yansıtabilen şirketler bu dönemden avantajlı çıkacaklar ama bunun hangi ölçüde yansıtılıp yansıtılmayacağını birlikte göreceğiz. Şimdi mesela İş Bankası enflasyon muhasebesini yaptığı açıkladığı yani baktığı zaman rakamlarına yani ona rağmen enflasyon muhasebesine rağmen karlı bir kuruluş olduğunu gösterdi. Ama reel sektör şirketlerinde de aynı şeyi görecek miyiz? Yani enflasyon muhasebesi yapılmadı. Ne kadar fiktif evet. Karlarla ne kadar gerçekçi o? Tabii yani burada çok gerçekçi karlar yok dediğiniz gibi ama sonuçta rakamsal olarak o karlılığı siz artırıyorsunuz. İşte burada enflasyon muhasebesine geçilmemesinin nedenlerinden bir tanesi de aslında devletin şu anda uygulamış olduğu politika. Çünkü enflasyon muhasebesine geçilirse ciddi bir vergi düşüşü olacak devlet tarafında da. Çünkü karlılıklar düşecek. O nedenle dediğiniz gibi yani fiktif karlar ancak... bu önümüzdeki dönemde eğer bununla ilgili ciddi yasal bir düzenleme yapılır ve bağımsız denetimden enflasyon muhasebesi yapılarak geçilirse ben o karlılıkların ciddi manada düşüş kaydedebileceği düşüncesindeyim. Yani bankalar bunun çok spesifik bir örneği aslında. Peki hocam yani bir taraftan da personel giderleri artıyor. Yani maaşlar yetmiyor. Yapılan zamlar geçmişe dönük olduğu için... Geleceğe dönük yapılacak olan zamlar hesap edilmediği için eriyor. Bir taraftan da böyle bir durum var. Yani maliyetlerde bir taraftan da böyle bir artış olacak.
Ve bu artış da tam yansımıyor fiyatlara. Şimdi Sadık Bey'in belirttiği gibi şimdi cirolar arttı. Yani 10 liraya aldığınız malı 15 liraya satıyordunuz. Şu an mesela 100 liralı 150 liraya satıyorsunuz. Arada büyük bir fark var. Enflasyondan dolayı işlem hacmi arttı, satışlar arttı. Kâr rakam arttı ama firmanın elinde enflasyondan dolayı negatif anlamda etkiliyor bunlar. Tabii ki ücretler bir maliyettir ama biz enflasyonu dayalı olarak bu zamları yaptığımız için alanın eline geçmeden bakın Temmuz'da zam yapıldı. Daha doğru düzgün emekliler maaşlarını almadan yapılan zamlarla eridi. Biz zaten geçmişi telafi ediyorduk. Sonraki 6 ayı telafi etmiyoruz. Ve dolayısıyla erimeye başladı. Yani şu an yapılan zamlar emeklilere özellikle erimeye başladı. Zaten yılbaşını telafi ediyorlar. Zaten yaş ortalaması belli. Yılbaşını göremeyecek emekliler bile var. Dolayısıyla artık uzun vade bu klasik Keynes söylemiştim size. Klasikler demişti hani ekonomi uzun vadede dengeye gelecek. Keynes demiş ki uzun vade hepimiz öleceğiz. Yani ben Aralık ayındaki zammı değil ben bugünü kurtarmaya çalışıyorum. Hani bana 10 yıl sonra 10 milyon TL maaş verecekler dese ben bugünkü duruma bakarım. Dolayısıyla şu an enflasyonun peşinde koşan bir maaş artışı var. Onu da yakalayamayız ama bizim geçmişten gelen zaten bir açığımız var. Biz son 3 ayı 6 ayı kapatmaya çalışıyoruz ama... Yani şu anki çalışanların, firmaların hepsinin durumu zor. Firmalar kağıt üzerine kar elde ediyorlar ama sürdürülebilir değil. Sattığı malı yerine koyacak durumda değil. O zaman değil. Şöyle de diyebiliriz. Aslında bir ekonomide serap görüyoruz yani. Tam böyle gideceğiz, şöyle de ulaşacağız bir gidiyoruz, öteye gidiyoruz. Şöyle de bir şey var. Hangi enflasyona göre zam? Tabii zaten. Yani işte açıklanan enflasyonla, işte gerçek enflasyon diyorum Ocak ayındaki zamla, ay Ocak ayındaki benzin fiyatıyla bugünkü benzin fiyatına bakın. Erkeden vardı doğalgazlardan yani, dolayı. Ha, bir de onlar var. Şimdi enflasyona baktığımızda %50-58 falan galiba yıllık. Hangisini baz alacağız? %300'leri konuşuyoruz, %58'leri konuşuyoruz. 38'de 43 oldu. Şimdi acaba 50'lerde mi 60'larda yani, mı olacak? Bu ay çift tane gelecek, o kesin ama. Tabii. Mesela bizim yaptığımız zamlar asgari ücreti 8.500'den 11.400 liraya. 3 bin lira civarı. O kişinin evi zaten kirası 5-6 bin liradan fazla arttı. Yani yapılan artışlar kirasını karşılamıyor. Bırakın peyniri, ekmeği, zeytini ya da sağlık harcamalarını. Her şeyde bir uyarlama var. Tek uyarlamadığımız çalışanların hakkı. Çünkü bunlar 16 milyon yakın emekli var, 10 milyon yakın asgari ücretli var. Bunların maaş artışları işverenin ve devletin inisiyatifine kalmış. Ama iş adamları ne yapıyor? Vergiyle kendisine gelinen vergileri yansıtma imkanı, fiyatları yansıtabiliyorlar. Dolayısıyla bütün bu kötü senaryolar... Ama biz vatandaş olarak hiçbir şeyi bir şeye yansıtamıyoruz. Ancak öfkeyle yansıtabiliyoruz. O da öfke liginde ikinciymişiz. Öfke liginde ikinci miymiş? WhatsApp'tan göndermişiz ya. Evet. Siz mi göndermiştiniz onu? Hatta bir de espri vardı. Birinci kim diyor ona kızıyor. Öfke liginde ikinci olduk. Sadık Bey ne diyorsunuz? Yani önemli... Onun light yok yalnız. Onun light yok, yok mu bakın? Direkt o bayağı bir hard yani o. Onun light yok. Bizim hani ben Selma'nın dün onu WhatsApp'tan gönderdiğinde şöyle bir baktım, sıralamaya baktım sadece iş detayını okumadan. Dedi biz neydi acaba ikinciyiz? Hani sevindim bir anda. Neymiş? Maalesef kategorimiz bu. Söyleyecek şey yok. Oynatmaya az kaldı doktorum. Birinci kimmiş bu arada o listede? Bir baksanız hocam ona. Lübnan. Birinciymiş. Normal. Geldi kızma şimdi Lübnan'a. Geldi kızma şimdi Lübnan'a değil mi? Ay Emre'ye bir şey bırakmıyoruz programda bakalım. Evet hakikaten. Emre'ye bir şey. Şimdi Sadık Bey, sokaktaki yani vatandaş hani Türkiye'de ekonominin iyi ya da kötü olduğunu bir şekilde anlıyor. Yani neye bakıyor? Dolara bakıyor. Dolar düştüyse ekonomi iyi diyor. Dolar yükseldiyse ekonomi kötü diyor. Ya böyle bir algı var değil mi hocam sokakta? Peki şimdi nereye gidiyor bu dolar? Merkez Bankası dolar bir alım yaptı belli. Yani bunu da bir alım fırsatına çevirdi. Alım yaptığı için de dolar yükseldi. Bu da zaten Merkez Bankası'nın rakamlarında var. Yani burada Merkez Bankası'nın rezervleri düzenleme çabası da var işte. Hani o light rasyonellik dedik ya orada o rasyonelliğin içinde Merkez Bankası'nın rezervlerinin artırılması da var. Merkez Bankası bir şekilde o rezervleri önümüzdeki dönemde de artırmaya devam edecek. Burada gerek alımlarla, küçük alımlarla da olsa bu etki görülüyor. Ancak şu var, kamu bankaları aracılığıyla da müdahaleler olduğunu da görüyoruz. Geçen hafta
biz ne zaman da faiz kararı Perşembe günüydü. Tabii. Merkez Bankası faiz kararı geldiği gün borsada inanılmaz hareketler oldu. Saat 14 itibariyle yani faiz kararı açıklandığı anda. Ekranlar ekranlar yandı orada ya. O borsadaki ekranlar yandı yani o hareketlilikten. Evet. Ama döviz kuruna baktığınızda döviz kurunda çok küçük böyle değişiklikler vardı. Bu neyin göstergesi? Döviz kurunun baskılandığının, hala müdahalelerin olduğunun göstergesi. Ekonomide bir şeyle çok oynarsanız o dinamikleri bozuyorsunuz. İşte döviz kurunu baskılamaya hala devam edildikçe oradaki o gerginlik artıyor. Halbuki bu baskılanma geçmişte bırakılmış olsaydı belki şu anda biz kuru 28-29 lira görüp 25 lirada dengelendiğini de görebilirdik. Onun için ben önümüzdeki dönemde hala o kurdaki hareket ivmesinin yukarı yönlü olduğu düşüncesindeyim. Ha nerelere kadar olabilir? Belki 28'lerin üzerini görebiliriz ama denge noktasının nerede olacağını tahmin etmek çok zor. 25'te mi olur, 26'da mı olur? Ama hani 20 liraya dolar düşer mi derseniz çok böyle ütopik bir olay gibi geliyor bize. Muhtemelen 25-26 lirada önümüzdeki dönem için dengelendiğini göreceğiz. Ki CDS'lerin falan gelmesine rağmen döviz kurunda düşücü bir etki yaratmıyor şu aşamada. Peki şimdi Ağustos'taki PPK Temmuz'dakinden daha bir önemli. Hani 250 bas puan artınca hep ne dedik? Acaba 250 daha artar da 20'de mi kalır da diye. Ama bir taraftan 19 gördüğümüz en yüksek faiz oranı. Şimdi Naci Ağbal zamanında. Şimdi 19'u da geçmemek bunu nereden çıkartıyoruz? 650 bas puanlık artış, 650 bas puanlık artış oldu. Bundan önceki faiz artışında. Şimdi bir 250 yerine bir 150-200 bas puanlık bir artış olursa psikolojik olarak 19'da kalması ile 20'ye çıkması arasında nasıl bir reaksiyon gösterir bu light ekonomi? Şöyle söyleyeyim. Faiz dediğinizde 19. 19 psikolojik bir yer. Neden? Naci Ağbal'ın görevden alındığı faiz oranı %19. Yani dolayısıyla 19'un üzerinde bir faiz olursa sorarlar adama niye Naci Ağbal'ı görevden aldın, faizleri düşürmeye başladın, enflasyonu %80'lere çıkardın, ekonominin dinamiklerini bozdun. Yani böyle bir soru gelebilir. Onun için hani 19'larda böyle tutmaya çabalayan ama yan yollarla işte yeni uygulanacak makro ihtiyacı tedbirlerle biraz daha o açığı kapatan bir politika önümüzdeki dönemde görebiliriz diye ben tahmin ediyorum. Dediğiniz gibi düşen bir ivme var. Yani faiz artışında işte 650 bas puanla başladı. 250 bas puan sonrasında. Yani bu gittikçe düşerse de piyasayı da açıkçası şaşırtmayacak, sürpriz yapmayacak. O yüzden piyasada şu anda işte piyasa diye konuştuğumuz nedir? Borsadır, dolardır. O tarafta büyük sürpriz yaşatmayacak bir olay olarak görüyorum ben. Yani hocam Sadık Bey'in sözünden şunu mu anlayacağız? Eğer 250 bas puan değil de, yani biz zannediyoruz ki 250 artacak diye algılamıştım ben ilk açıklandığında. Ama şimdi Sadık Bey'in de bu söylediklerinden sonra eğer 19'da kalırsa, 20 olmazsa, bundan sonra faiz artışı olmayacak beklentisi yerleşirse, dolar kuru daha da artmaz mı? Tabii ki artacak. Şu ana kadar zaten piyasada Merkez Bankası'nın mesela 2 Ağustos 2021 para politikası özet metninde şu vardı. Politika faizini enflasyon oranı üzerinde belirleyeceğiz. Daha sonra çekirdek enflasyona döndü. Yani şu an biz aynı politikaya dönsek enflasyona yakın bir politika faizi olması gerekiyor. Zaten uluslararası kuruluşların açıkladığı %40'lar civarında bir orandı. Şu an 17,5'ta ve 19 psikolojik bir sınır. Neden? İşte belirttiği gibi Naci Ağbal'ın görevden alınma sebebi gibi. Şu an o sınırı geçtiğiniz zaman o zaman geçmişteki 1,5-2 yıldır niye biz bu sıkıntıları çektik? Aynı noktaya geleceksek. Dolayısıyla faiz artırımı yapmak zorunda. Belki şu avantajı olacak. Dünyada faiz artışlarının biraz da sonuna geldi birçok ülke. Onlar sabit bırakıp geri dönerken bizim arttırmamız... Ama bir dahaki metinde Sadık Bey şunu görmeyeceğiz o zaman. Yani büyük bir ihtimalle. Yani eğer 19 yaparsa bundan sonraki gerekli hallerde verilere bakarak faiz artışına karar vereceğiz gibi bir cümle olabilir. Yani faiz artışlarının devam edeceğine dair de bir kesin ifadeyi görmeyeceğiz o zaman metinde. Niye okuyoruz yani şu an? Bunu şimdiden söylemek çok zor. Ama şimdi hocam da söyledi. Evet, faiz indirim sürecinin başlayacağı dünyada böyle bir ortamda bizim faiz artırmamız kolay mı? Ama şu var, herkes faizleri yükselterek zaten enflasyonla mücadele etti. Enflasyonu aşağıya doğru çekmeye başladılar.
Amerika'da şu anda enflasyon yıllık %3, enflasyon hedefi %2 yaklaştılar. Avrupa'da bakıyorsunuz enflasyon %5,5, orada da hedef %2, onlar da yaklaştılar. Ama mücadele ediyorlar, faiz artırımlarına devam ediyorlar. Bizde şu anda enflasyon hedefi kaç? %5. Enflasyonumuz kaç? %38'di ama yıl sonu beklentisi %60-65'lere doğru yükseldi. Faizimiz kaç? %17,5. Yani rakamlarda bir tutarsızlık var. O nedenle hani bunu önceden kestirmek, bunu söylediğiniz soruya cevap verebilmek çok zor. Efendim bu zor soruyu da haftaya bırakalım bakalım. Şimdi Emre Şirin gelecek, Sadık Bey'e veda edeceğiz. Emre'ye de buradan söyleyelim, bir 4-5 dakikalık reklam arası vereceğiz. Sana pas atacağız, hazırlıklı ol diyelim. Sadık Bey çok teşekkür ediyorum. Şimdi kısa bir reklama gidelim, haftaya görüşürüz Sadık'cığım. Merkezi Kayıt Kuruluşu